yürüyün, ilahlarınıza karşı bağlılıkla kararlı olun diyorlar. Yani bu devletin o sistemine bağlı. Mesela Amerika'da Amerika'yı temsil eden ne? Amerikan bayrağı, o yıldızlar. Ondan sonra o paralel çizgiler. İşte kırmızı, lacivert, beyaz. Öbür bayrak, sancak gibi bir bayrakları daha var ondan süsledikleri. Orada da böyle çeşitli renkler kullanıyorlar. Onun etrafında toplanıyor felsefe. Mesela gençlerin tişörtleri öyle oluyor, pantolonları öyle oluyor. Gittikleri lokantada orada bir kültür ve mantık meydana geliyor. Mesela bir gülme şekli oluyor. Mesela kovboy şapkası oranın sembolü olmuş oluyor. O sembol etrafında o mesela o gülme şekilleri, o yürüme şekilleri, o umursamazlık, o cezalandırma mantığı, o ezme mantığı, o put sistemin klasik gelenekleri oluyor. Mesela Amerika her zaman ne yapar? Kafasını estim mi, beğenmediği bir yapı gördüm mü hemen bombalar. İkna etmek, anlatmak, İncil'in o sevgi ruhuyla yaklaşmak aklına gelmez. Çünkü onu bir putçu sistem ortadan kaldıracağına pekiştirip geliştirmiş. Bunların üstüne yama gibi yapıştırmış. Bunlar da o yamadan kurtulamıyorlar. Mesela en az 150 yıllık bir yama o. Kurtulamıyorlar. Mesela İngiltere'de de öyledir. Mesela İngiliz bayrağı. İşte o, oradaki o renkler, o felsefe, devletin gücü, devletin eziciliği, işte dünyayı parçalar, ezer, şekilden şekle sokar. O zaman Allah'tan daha büyük görüyor. Çünkü somut bir şey olarak görüyor onu. Allah bir inanç, yani var olan bir gerçeklik fakat görünmüyor. Ama burada putlaştırdığı varlık insanları öldürebiliyor. İnsanları adeta diriltebiliyor. Mesela oraya sığınan adam dirilmiş oluyor. Onun cennetine kavuşmuş oluyor. Mesela green card alıyor. Amerikan cennetine dahil olmuş oluyor. Yani Asya cehenneminden Amerika cennetine geçmiş oluyor. Asya'yı cehennem gibi görüyor. Onun için çılgınlar gibi oraya geçmeye çalışıyorlar. Delicesine bir hırsla. O cennete dahil olabilmek için. Orada adeta ölümsüzlüğe kavuşacağını düşünüyor. Yani mutluluk bulacağını, hayatını. Mesela Türkiye'den Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gitmiş diyorlar. Hayranlıkla bakıyor herkes böyle gıptayla. Yani biz böyle bir yerde kaldık. Yani bazılar için söylüyorum. Mesela cehennem gibi bir yerde kaldık. Ama o cennet gibi yere gitti, kurtuldu. Ne uyanıkmış ya diyor. Ne yamanmış. Biz zavallılık edik. Kurtulamadık, kaçamadık diyor. Bu cehennemin içinde kaldık diyor. Ama o cennete kavuştu diyor. Akıl almaz bir hayranlıkla onu izliyor. Televizyona çıkıyor işte ben Amerika. Abi sürünüyor Amerika'da. Sürünüyor ama yani buradaki imaj dehşet oluyor. Mesela hareketler falan. Kovboy şapkasıyla havaalanından iniyor. Ziyarete geldim diyor. Ama ziyarete gelmiş olmasını bile heyecanla karşılıyorlar. Yani Amerika'da artık onu bir Türkiye'li olarak görmüyor. Yani üstün bir varlık, yüce bir varlık olarak görüyor. Yani bambaşka bir şey olmuş. Büyük nimetler, cennetten geldiğini düşünüyor. Tabii çok buruk bir heyecandan o cennete belki kavuşabilme umudu için. Ya diyor, bana da bir şey yapabilir misin diyor ama ümitsiz. Zaten cennete kavuşan cehennemdekini kurtarmak istemiyor. Yani onların inançlarına göre tabii kendi kafalarına göre. Ya cehennem gibi gördüğü yerden onu kurtarmak istemez. Ya çok büyük bir karşılık olması lazım. Onun için akıl almaz paralar dönüyor bu işlerde biliyorsunuz. Ya müthiş bir para verirse seni diyor o cehennemden kurtarırım diyor. Halbuki Allah'ın olduğu her yer, olmayadığı hiçbir yer yoktur. İmanla cennettir. Allah'a inanmıyorsan sen nereye gidersen git cehennemdir. Amerika dünyanın en büyük cehennemidir. Dünya cehennemidir. Ama imanlı olursan orayı da sen cennete çevirirsin. Türkiye'de de eğer imanlıysan cennette yaşarsın. İman etmiyorsan Türkiye sana cehenneme döner. Öyle garip bir put inançları var.
Onun için mesela Amerikan kültürüyle konuşanlara, İngiliz kültürüyle konuşanlara hayran oluyorlar. İsrail kültürü mesela diyor ki, İsrail'e gittim, yerleştim falan diyor. Ama onu o kadar güçlü, ama yine de güçlü bir ülkeye sığındığı imajında oluyorlar. Ya İsrail'e gitmiş falan diyorlar. Fakat İngiltere'ye gitmek, Amerika'ya gitmek tabii çok ezici etki yapıyor. Ama mesela Rusya'ya gidene acıyorlar. Çin'e gidene acıyorlar yani. Onun bir kurtuluşu olarak görmüyorlar. Halbuki daha zengin oluyor oraya gitse. Ama cehenneme gitmiş gibi görüyorlar onları. Yani o putların gücü Amerikan putunun daha altında olduğu için. Çünkü o put gücünü göstermiş. Çünkü adam öldürüyor. Adam diriltiyor. Mesela değil mi, hastaneleriyle, şununla bunuyla. O yani Türkiye'deki birçok hasta, ölümcül hasta Amerika'ya gidiyor. İnsanları dirilten bir güce sahip olarak görülüyor. Ve istediği yerde insanları havadan vurup öldürebiliyor. Mesela o işte bilmem ne uçakları var ya, insansız, evet. Onunla mesela bombalayıp öldürebiliyor. İstediği adamı öldürür. Mesela CIA vardır. İnsanların en gizli bilgilerini bilir. Yani hep böyle onları ilahlaştıracak şeyler. Yani insanın bilinçaltını bile okurlar gibi bir inançları var. Yani insanın ruhuna girerler. İnsan tabii cinlerle etki ederler. Yani uçsuz bucaksız bir güçtür. Dolayısıyla onu ilahlaştırmış oluyor. Halbuki hep zavallı insanlardan oluşan bir topluluk. Onlar da onların, yani onları putlaştırmasına hayret ediyorlardır. Yani tek tek, fert fert, hepsi zavallı. Ama topluluk olarak kendilerini bir büyük put olarak görüyorlar. Fert fert zavallı görüyorlar ama topluluk olarak büyük bir put olarak görüyorlar. Onun için mesela Pakistanlılar hep İngiliz takılırlar. Böyle İngilizlerin spor oyunlarını daha çok tercih ederler. Onlar gibi kahve içerler. Onlar gibi işte o kaç çay mı, dört çay mı, beş çay mı var ya, bir şey onların var. Onu yapar. Mesela onlar gibi ceket giyer. Onların aksanıyla konuşur. Yani İngiliz aksanını yakaladın mı bitti. Zaten hayran oluyor İngiliz aksanıyla konuşuyor. O uzaydan gelmiş gibi görüyor onu yani. Amerikan rüyası diye bir kavram dünyaya yaymış. Ona ulaşmak için herkes böyle... Işte rüya şey... dedi, cennet işte. Evet. O cennete gitti. Yani mesela 60 yaşında yalıyor, 70 yaşında oluyor. Sonsuza kavuşacağını zannediyor. Cennet, yani cennete gidiyor. Halbuki sürünüyor Amerikan halkı. %60'ı, 70'i fakir Amerikan halkı. Ve polis şiddeti var, insanların birbirine saygısı yok. Evet. Yani eski Amerika saygınlığı, nezaketi de kalmadı. Bambaşka bir şey oldular. Hocam, Amerika'yı putlaştırıyorlar. Yani teknolojinin içinde olan bir insan için en üst bir amaç oluyor bu. Canım işte o Silikon Vadisi bilmem ne falan. Adam orada sonsuzluğa kavuşacağını böyle bambaşka bir şey olacağını sanıyor. Kendini de silikon olacağını falan mı düşünüyor bilemem yani böyle. Yani bir süre sonra kendini bilgisayarlaşacağını, o sistem içerisinde sonsuzluğa kavuşacağını falan düşünüyor olabilir. Yani bir garip mantıklar ve anlatılır gibi değil. Amerika'da 32 milyon kişi bak, 32 milyon kişi devletin aldığı yemek pullarıyla yemek alıyor. 32 milyon kişi aç, devletten pul alıyor. Ondan gidip yemek alıyor. Perişanlığa bak. Adam da oraya bir an önce gidebilmek için can atıyor. O da gidip orada bir pul alıyor bir sefer. 600 bin kişi sokakta yaşıyor. Ya bu çok fazla örneklendirilebilecek bir durum. Bir tane iki tane örnek verilecek gibi değil. Bir ayette şöyle geçiyor hocam. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. Oysa iman edenlerin Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Bir daha. Onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. Oysa iman edenlerin Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Tabii Allah'ı unutuyor. Allah'tan daha büyük gördüğü için onu direkt Allah gibi görüyor.